Haber Türk Meteoroloji Mühendisimiz Hüseyin Öster. Bir geldi bir geldi. Hoş geldin. Estağfurullah. Günaydın. iyiyim bu sabah sen nasılsın? Herkese iyi sabahlar. Harika görünüyorsun. Çok yakışıklısın. Ne böyle? Zinde, formda, geldim Enerji getirdin stüdyoya. <laughs> Ama TikTok yasaklansın diye geldi. Ben size böyle yok, bir şikayet. Yok. Yani <laughs> şöyle. Yıllardır bu program kullanılıyor dünyada. Hatta evet. bunlardan insanlar gelir elde etti. Milyonlarca insan vakit harcıyor. Bir gün sabah uyanıyorlar. Biz bunu yasaklayalım. Yani çok ilginç bir dünya. Yani Türkiye'de demiyorum, dünyada yaşıyoruz. Öyle çok da fazla bir şeye bağlanmamak lazım. Yani elden gidebilirmiş içerisine hareket etmek gerekiyor galiba. Doğru, doğru. Hayatta da öyle. Nereden Peki. geldik buraya? Hep biz seninle <laughs> sohbet ederken hayatı da sorguluyoruz. Ki, tabii ki. İstersen hava Hepsi birbiriyle ilintili çünkü. Haydi hava durumu tamam. diyelim. Senin. Teşekkür ederim. Bugünün önemli olayını hemen sizlere hızlıca aktaracağım. Çünkü Doğu Karadeniz'de biz konuşurken şimşekli gök gürültülü yağıyor efendim. Şu dakikalar Rize yağmur altında, Artvin yağmur altında. Ayrıca Samsun'dan Ordu yönüne ilerleyen, batıdan doğu, doğuya doğulayan bulutlar var. Yağmur bulutları. Ordu'da da gelecek saatler yağmur var. Ama asıl şu Rize Artvin arasındaki yağış gece 01'den beri sürüyor. 6-7 saattir yağıyor ve bir 5-6 saat daha yağabilir. Dolayısıyla gün o öğlen olduğunda, öğleden sonra olduğunda Artvin, Rize arasında su baskınları, ufak irili ufaklı derelerde taşkınlar yaşanabilir. Türkiye'nin sadece yağış alan kesim burası kaldı. Diğer yerlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsüne bakıyoruz şu an. Hava açık ve güneşli. Bugün biraz önce haberde gördüğünüz yüksek sıcaklık sebebiyle tarladaki ürünler e, hasar alıyor. Bugün de öyle bir gün. Çok yüksek sıcaklık özellikle Manisa Denizli Aydın, e, Kütahya, Uşak arasında ve Güneydoğu'da e, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya aslında deprem bölgesi arasında buralarda termometremiz gölgede 42-43 derece, güneş altında 50 derece hissediyoruz. Bugün de öyle bir gün, güneş altında uzun süre kalmayın efendim diyoruz. Bu kadar yüksek sıcaklık olduğunda yangın riski, yangın tehlikesi akla geliyor. Bir haritamız var, onu da verelim. Yangın tehlikesi ne durumda gelecek iki gün? Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde geçtiğimiz haftadan bu yana 47-48 dereceye çıkan sıcaklık nedeniyle biraz da başka sebeplerle büyük yangınlar yaşadık hatırlıyorsunuz. 15 insanımız hayatını kaybetmişti. Yangın tehlikesi risk haritasını verebilirsek orada göreceğiz ki Türkiye'nin Doğu Karadeniz kıyıları hariç her yerde 2-3 gün daha hatta 4-5 gün daha yüksek seviyede yangın tehlikesi var. Bunun sebebi çok kuru bir sıcak, ...nem içeriği düşük... ...Güneydoğu'da özellikle... ...ve bakmayın siz aynı zamanda Güney Ege'de de... ...şu anda çok nemli değil... hani ...nemden bunalıyoruz diyor insanlar ama aslında o sıcaklıktan bunalıyorlar... ...akşam gece nem çöküyor... ...gündüz o kadar da... E, ...öğlen saatinde bu... E, ...su buharı nem bizi rahatsız etmiyor... ...çünkü %20-%30'da gündüz... İşte bu e, özellikle... ...mor renkler bize 6. seviye yangın riskini bordo renkler 5. seviye yangın riskini gösteriyor. Sarı ve yeşile döndüğü yerlerde sakinlik var. Batı Karadeniz'de ve Doğu Karadeniz'de önemli bir yangın riski yok. Ancak Türkiye haritasına bakın. Yani %80'in %90'ının neredeyse e, yüksek oranda yangın tehlikesiyle geçiriyor bugünlerini. Çok sıcak ve kuru bir hava. Bu durumda güneydeyseniz sizde aman temiz bırakalım efendim. Yeşil alanlarda zaten yangın çıkmasın diye mangal yakmak, herhangi bir ateşli faaliyet içinde olmak yasak. Ama yine de her yeri gözleyemiyor yetkililer ya da kameralar ya da sensör her yerde yok gözle. Oralarda da bizim dikkatli olmamız lazım. Bu ormanlar daha e, Haziran başında eğer bu kadar fazla yanarsa yani 20 tane yangın sadece dün çıkmış. Küçük yangınlar gibi görünüyor ama dönümlerce arazi gidiyor. Daha Temmuz, Ağustos ne yapacağız değil mi? Çok fazla e, bu konuya eğilmemiz gerekiyor. Son 4 yılda kaybettiğimiz ormanlardan sonra. Bir de deniz tatili yapanlara deniz suyu sıcaklıklarının son halini, güncel halini gösterebiliriz. Akdeniz 30 derece, 29-30. Karadeniz zaman zaman 21-22-23 derecelerde. Bunun sebebi yüzeyden devamlı poyraz esiyor efendim. Kırım'dan aşağıya sürekli su iniyor diyeyim ben size. O yüzden serin ama bu akıntılar Poyraz'dan esen rüzgar kesilince de değişecek. Karadeniz hızla ısınacak. Temmuz'un ortasını bekleyin. Akdenizle yarışmaya başlar Karadeniz. Bugünler serin. Marmara'da ise 21 ila 25 derece arası değişiyor su sıcaklığı bulunduğunuz yere göre. Akdeniz 30 dereceyi, Ege kıyıları ise 28-27 dereceyi yakaladı. Bodrum'da su sıcaklığı 25 derece. Aslında Bodrum'da ve çevresinde hala ideal sayılır 30 dereceden daha serin. Eee aşağı yukarı böyle güneşli Hı -hı. bir hafta daha geçireceğiz. Yangın tehlikesini konuştuk. Ee, sıcaklıkları konuştuk. Evet. Sana son bir şey söyleyeceğim. <laughs> Buyur. Çok fazla dikkatimi çekiyor. Arkadaşlarımla da konuşuyorum. Belgrad Ormanı'na ben çok yürümeye gidiyorum ve orada çok Hı -hı. fazla yılanla karşılaşıyor insanlar. Hı -hı. Neden sence bu da yani ben daha evvel hiç denk gelmedim. Sıcakta onların Ve tabi... şehirde çok fazla yılanla karşılaşıyor Evet. Bunu bilmiyordum. Evet. Belki kedilerin azalması ya yani bu hayvanların arasındaki fazla çoğalma çeşitli sebeplerle Hı -hı. ilgili. Hı -hı. Ben tam araştırmadım, araştırayım konuşayım. Bunu konuşalım. Olur. Efendim siz de eğer çevrenizde böyle şehirlerde yılanı fazlaca görüyorsanız bize yollayabilirsiniz. Yani çöplük kuşlar artıyor onu biliyorum. Martı <laughs> martı karga artıyor. Çöpçül kuşlar şehirlerde <laughs> ve yılan da artıyor yılan olabilir. Toz. Ben de araştıracağım. Çok ama, teşekkür ediyorum. Ama dikkat ol. Ama dikkat o, o, ben çok korkuyorum. Evet. Belgrad ormanına gidemez oldum korkudan. Valla ben de korkarım biraz. Görüşürüz. <laughs> 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 çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hüseyin yani. Öster.